Herkese merhaba millet. Emerald Lord ben. Bugün sizlerle Pro Harita Taktikleri serimizin ikinci videosunda birlikteyim. Bugün yanımda yine Kayra var. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. İstemem selamlarını, lüzum yok. Mimiklerimde garip bir donukluk var kıştan. Burası mezarımın 8. katı. Kaçıncı mezar, kaçıncı doğmaya kalkışmam. Karkıştan cebimde biriktirdiğim değerli yanlış. Alihan abi, önceki videoda çok katkım olmuş diye bir daha beni çağırdın, biliyorum. Kayra boş boş haritada gezmeye gelmişti. Neyse. Önceki videoda 500 like'ı yenisi gelir demiştim arkadaşlar. 631 like. Ne 630 ne 632. Tam 631 like Oo, vardı. tamam. O yüzden ikincisini çekeyim dedim. Bu videoda işte seriye devam etmek için 700 like isteyeceğim sizden. Sınırları zorlayalım. Öyle öyle 1000 like'a kadar yolu var bunun. Şimdi arkadaşlar hızlıca başlayalım. Rust map'i oyuna en son eklenen rekabetçi map'i. Diyeceksiniz abi Zon 9 ama hayır Zon 9 daha eskiden de sadece düzeltip geri eklediler. Oyuna en yeni eklenen en son harita bu arkadaşlar, rekabetçi ve bomba imha için. Şimdi arkadaşlar öncelikle T'den başlıyoruz. T taktikleri. Birinci taktik, yani şunu demeyeceğim artık, 5B, 5A, 5 mid gibi şeyler demeyeceğim. Öncelikle B taktiği. B T olarak geldiğiniz zaman arkadaşlar mutlaka ama mutlaka biri buradan burayı, tam burayı bak. Tam ne şurayı ne burayı, tam bu aşağıya eğimi koyması lazım. Bakın eğimime iyi bakın. Bakın. Hop gördünüz mü, hani buradan zıplarken vurabilirsiniz. Zıplarken kaçırdıysanız da bu hizada daha yakından bir yere atla. Heh. Bak gördünüz mü, tam eğimimin olduğu yerde. Buraya eğim tutun. Buradan bakabilirsiniz. Bunun birkaç ihtimali var. Bir, buradan bakabilirsiniz. Korunaklı buraya kaçabilirsiniz. Ama bu kardeşimiz mermi geçirdiği için arkadaşlar arkaya animasyon olarak geçmiyor ama geçiyor buradan mermi. Hasar yiyorsunuz. Daha şuradan tutabilirsiniz. Şöyle kafayız aslında. Veyahut da buradan tutabilirsiniz. Şurayı. Ya da direkt buradan atlayıp şuraya koyabilirsiniz. Şu taşın arkasına saklayabilirsiniz. Hani bir kişi mutlaka ama mutlaka arkadaşlar götü kollamalı. Yoksa Emerald arkadan geldi olabilirsin içinde. Buraya girdiğiniz zaman arkadaşlar şuraya bir bomba atabilirsiniz. Hani flash bombası şuraya çarptırıp. Onun dışında buradan çıkarken şöyle aşağı bakarak herkes çıkarsa ölürsünüz. Bir kişi mutlaka eğimi şuraya koymalı. Şu kapının olduğu yerde de adam olabiliyor. Diğeri de aşağı bakarak çıkabilir. Şu kutunun üstüne çıkıp böyle çıkanlar var. Mantıklı ama eğim koyma açısından sıkıntılı bir yer burası. Onun dışına bence genişten alabilirsiniz şu şekilde. İşte önce kapı, sonra şöyle şöyle deyip bu şekilde. B'ye bastığınız zaman arkadaşlar şunun üstüne adam boostlayabilirsiniz. Kayra gel bir. Şuraya şöyle bir dayan bakayım. Her yeri görebiliyorsunuz. Bu şekilde zıplayıp info alabilirsiniz. Hani şurada adam var, şurada adam var deyip hemen atlayın. Bir daha zıplarsanız ikincisinde headshot'ı yersiniz. Bakmanız gereken yerler arkadaşlar. Bir gölge şurası. İki kapı. Üçüncüsü konteynerin arkası. Dördüncüsü üstü. Şurası, şurası ya da en arkası. Hani ya konteynerin dibi ya da en köşe. Ondan sonra şu konteynerin şu arkası. Şurası, şurası ve şurası önemli bölgeler arkadaşlar. B'ye girerken 4-5 kişiyle buraya girdiyseniz bir kişi mutlaka arkadan gelip, en arkadaki ama en öndeki değil, sadece kapıya fokus olmalı şu şekilde. Diğer önden gelen 3 kişi de sırasıyla en önden gelen mesela şuraya bakarak, onun bir önündeki aşağı bakarak gibi gibi aynı anda çıkmalısınız. Tek spreye ölmeyin, buna dikkat edin. B'ye giriş taktiğimiz birincisi buydu arkadaşlar. İkincisi de mid to B'yi göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar Rust map'inde bilmeniz gereken bir şey var. Bu seride hiç susmadan konuştuğum için pek montaj olmuyor. O yüzden 15 dakika ise bu video dolu dolu konuşacağım. Sonuna kadar mutlaka izleyin. Arkadaşlar mid push taktiği de budur. Mid to B ya da mid to A yapabilirsiniz. Buradan zıplayarak çıkıyorsunuz. Ama bu map'te bilmeniz gereken en önemli şey CT'nin mid'e daha önce geldiğidir arkadaşlar. Yani siz buradan zıplayana kadar ya da ucunu şuradan gösterene kadar, hani buradan böyle shoulder peek atana kadar, siz böyle yapana kadar orada bir CT, en az bir CT duruyor olacak. Çünkü timing olarak CT daha önce mi de geliyor. Mid to B için de arkadaşlar buradan gidiyoruz B'ye. Mid to A için de buradan gidiyoruz. Mid to A'yı göstereyim. Buradan geldiğiniz zaman arkadaşlar yukarıda CT olma şansı sanırım bildiğim kadarıyla yetişemiyor CT buraya. O yüzden aşağıya bakarak çıksanız daha iyi ama yine de bir kişi yukarıya baksın. Buradan bu şekilde giriyorsunuz arkadaşlar. Önemli olan yerler. Birincisi bakacağınız yer şurası. İkinci yer şurası. Çıktıktan sonra da Kayra'nın olduğu yere tekrar bakabilirsiniz. Burası arkadaşlar dar bir alan olduğu için buradan push yapılmaz. Buradan en fazla 2 kişi girer. Diğer 3 kişi yukarıdan ve arkadan dolaşması lazım. Sonra bakmanız gereken yer 1, 2, şöyle çıktığın zaman 3. Şuraya dikkat. Şuraya dikkat.
Ve buradan çıkınca şuraya dikkat ve şunun arkasına dikkat. Bu şekilde B'ye dalabilirsiniz arkadaşlar. Şey A'ya dalabilirsiniz. Şuraya pusan daha hayatımda hiç görmedim. O yüzden anlatmıyorum bile. Mesela geldiniz. T'de doğdunuz. Şuraya puşlarken buradaki timing çok önemli. Siz buradan buraya geldiğiniz zaman rakibiniz olan CT'de eğer tekte atlamışsa burada falan oluyor. Tekte atlayamamışsa kapıda oluyor. Bu timingler çok önemli. Bunları arkadaşlarınızla girip arkadaşlar hani kim hangi hızda nereye gelebiliyor. Aynı anda yarış gibi yaparak o CT'den siz T'den bunları ölçebilirsiniz. Buraya çıkarken tabii ki de eğiminiz burada olacak şu şekilde. Kapıya odaklı hani daha çok şöyle hani böyle değil de hani buradan yavaş çıkmanıza gerekiyor. Çıkıyorsanız direkt kapıda olsun eğiminiz şu şekilde. Kimse yoksa şu duvar. Buraya pusan da görmedim daha önce ben. Ondan sonra arkadaşlar buradan girdiğiniz zaman bunun ustası benim. Prefire atarak çıkmanız çok önemli. Buradan direkt şuraya prefire atarak buradan geldiniz mesela. Şöyle tarayarak çıkın şu bölgeyi. Şu kafa hizasını. Genelde oradan adam oluyor. Hani şurada CT beklemez açıkta. Şurada bekler. Sonra bakacağınız yer şura, şura, şura ve sonra kapı arkadaşlar. Bu şekilde de A'ya girebilirsiniz. Mid'den iyice dolaşıp A'ya ve B'ye girmeyi de göstereyim hemen size. Mid'den kesme konusunda arkadaşlar onu da anlatayım kısaca. T buraya daha erken geliyor arkadaşlar. Buradan AWP ile şurayı kesebilirsiniz. Çünkü CT'ler ucunu göstermiyor genelde. Ta ortaya kadar çıkıyorlar. Kayra da gösterme amaçlı geziyorlardı. Etkisiz eleman oyuncu oyuncu gaming TR. Ondan sonra arkadaşlar mid'e düştünüz. Geldiniz böyle. Mid'i pushladınız. Mid push'u yapıyorsunuz buradan. Bir kişi ya da üç kişi. Önce sağ ya da solu seçmeniz gerekiyor. Sağ seçmeniz sizin için daha yararlıdır. Geldiniz buradan şuraya koyuyorsunuz. Böyle bakıyorsunuz. Önce sağ. Ondan sonra bu yaraya geliyorsunuz. Bakın içeri girmiyorsunuz daha. Ondan sonra sola geliyorsunuz. Şöyle bakıyorsunuz. Şurada adam oluyor genelde. Ondan sonra hafif sağ gelip şu duvara bakıyorsunuz. Sonra çıkıp buraya bakıyorsunuz. Ondan sonra yine çıkıp buraya bakıyorsunuz ama arkadan buradan ölme ihtimaliniz var. O yüzden buraya tek başınıza gelmeye pek şey yapmayın. Aynı anda çıkın genelde. Hani şuraya kadar gelin şöyle. Hani sağlı solda çıkın. Birisi buraya bakarak diğeri de çıkarken buraya bakarak çıksın. Buraya kadar geldiniz. Adam yok. B'ye gidebilirsiniz. A'ya gidebilirsiniz. A'ya gideceksiniz arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Eğiminiz şurada oluyor. Şurada oluyor. Şurada oluyor. Buraya bakarak çıkıyorsunuz yani. Önce buraya. Sonra şöyle, şöyle, ondan sonra böyle. Girdiğiniz zaman bakacağınız yerler bir. Tabii ki de şuraya da bakmayı unutmayın. Buradan geçerken burayı da görüyorsunuz. Ve şurayı da görüyorsunuz. Bakacağınız ilk yer yukarısı. İkinci yerde burası. Adam yoksa giriyorsunuz, şöyle çıkıyorsunuz. Ya da şöyle gölgeye falan tutarak. Hani kapı arkasına tutarak. Ama kapı arkasında genelde adam olmadığı için uzağa tutarak, şuraya tutarak şöyle çıkabilirsiniz. B'ye bu şekilde giriyorsunuz. Zaten girdikten sonra oraya bakıyorsunuz. Bu sefer tam tersi. Saat yönünün saat yönüne doğru. Hani buraya bakıyorsun, şuraya bakıyorsun, şuraya bakıyorsun. Sonra buraya, sonra böyle çıkıyorsunuz. Şimdi de A'ya girmeyi göstereyim midden. A'ya gireceksiniz. Midden yine geldiniz az önceki gibi. Şöyle tutarak çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra şöyle buraya bakıyorsun, buraya bakıyorsun. Şunun üstünde hayvansı bir boost taktiği var. Dünyada ilk benim bulduğum. Onu kullanan hiç kimse hala da yok. Pro maçları izledim geçen hala yok. Buraya bakıyorsun. Şunun üstüne iki adam birden boostlayınca arkadaşlar. Şuradan bütün A'yı kesebiliyorsun. Her yeri gözüküyor A'nın şuradan. Şuradan bütün A'yı görebiliyorsunuz. CT'seniz bu da aklınızda olsun. Hani turnuva finali falan oynuyorsanız son round'unda kazanmak için kullanabilirsiniz. Hala da kimse bilmez bunu. Buraya bakıyorsun. Şuraya bakıyorsun. Şuraya bakıyorsun. Biri koridordan gidiyor. Bir tanesi açıktan giriyor. Aa açıktan. Koridordan giren. Prefile şuraya. Ya da Kayran olduğu yere. Yukarıda adam olacağını pek zannetmiyorum CT. Ondan sonra kapı arkası. Gölge. Buradan giren de. Öncelikle şuraya bakıyor. Diğer adam hani oraya bakana kadar. Bu daha önce girdiği için. Buraya bakıyor. Yukarı bakıyor. Kayran olduğu yere bakıyor. Kapıya bakıyor. Gölgeye bakıyor. Bu şekilde de A'ya giriyorsunuz arkadaşlar. CT önemli. CT'yi kontrol edin her zaman. Şöyle bir bakın. Şuraya kadar gelin. Şöyle şu kapıya kadar bakın. Yoksa öyle gidin. CT A, hani B, F2, A, F2 de yapabilirsiniz. A'ya bomba atarsınız. Flash atarsınız. Ondan sonra buradan B'ye dönebilirsiniz. Sen ne diyorsun Kayra bu konular hakkında? Hani şimdi çok konuştum ben. Şimdi birden öyle sorunca boşlukta kaldım. Bir şey diyemedim. Şimdi CT taktikleriyle başlayalım arkadaşlar. Bunları bu arada ben bir kağıda falan yazmadım. Direkt Kayra'ya yazdım. Yolo videoya gel öyle girdik. Hani hiç düşünmedim bile daha öncesinde. Hatta ben Roblox oynuyordum. Çok konuştun sen. Azıcık konuşsar mısın? Bütün videodur tamam. Dur.
Arkadaşlar CT olduğunuz zaman A tutmasını, B tutmasını, A push'u, B push'u ve mid push'u, mid tutmasını göstereceğim. A'yı tutacaksanız az önce dediğim gibi iki yer var. Biri buraya tutar. Tek kişi bir side sağdan tutulmaz. İkincisi de buradan, şuradan şuraya tutabilir. 2A, 1B, şey 2A, 1 mid, 2B düşünüyorum şu anda. Buraya tutabilir biri. Çünkü şuradan kayrağının girdiği yerden kayrağı beni göremiyor oradan. Ben buraya tutuyorum. Girer girmez headshot. Kafa hizasına koymayı unutmayın. Diğer CT'yi buradan tutabilir. Şurayı çıkar çıkmaz headshot. Uzaktan da tutabilirsiniz arkadaşlar. O da şuradan şurayı tutmak oluyor. Şuradan adam girince de görüyorsunuz. Ama daha çok yukarıya tutulur. Üçüncüsü box tutuşu arkadaşlar. Box'a gelip çömerler böyle. Ya burayı tutarlar ya şurayı tutarlar. Tek kişi olmadığınız sürece bu da işe yarar. A push'unu göstereyim. A'dan CT'lerin push'lama yolu 2'dir. Bir orası, bir burası. Burada geride geliyor CT. Dediğim gibi bakın izi duruyor. CT buraya geldiğinde T bu köşeye dönmek üzere oluyor. Ya burada oluyor ya şurada oluyor. Genelde çarpışıyorlar burada. Bu birazcık risklidir. Zaten CT iken push'lamanızı önermem. Çünkü bir de buradan push'ladığınız zaman arkadaşlar 1. Kayran'ın olduğu yerde ölme ihtimaliniz var. Kayran'ın olduğu yerden kayran çıkması. 2. Şurada. 3. Buradan zıplayan adamın kafasını görebiliyorsunuz sadece. Vurmanız da zor. Ayrıca oraya da gösteriyorsunuz kendinizi şuraya bakarken. Ufak da olsa. O yüzden önce şöyle çıkıyorsunuz. Sonra oraya dönüyorsunuz. A push'u bu şekilde. Ya da kimse görmediyseniz sessiz sessiz gelip. Benim genelde yaptığım şey mid'den NA'yı avlayabilirsiniz. İşte arkadaşlar aşağıdan push'lama. Aşağıdan push'ladınız mesela. Burada da timing sıkıntısı var. Siz buraya gelene kadar. Buraya bakarken. Buraya da bakmanız lazım ama o adam zaten geçmiş oluyor genelde. Ya da tam şu tam geçiyor siz çıkıyorsunuz. Yapabileceğiniz en iyi ihtimal şuradan arkalamaktır arkadaşlar. Adam sizi gördüyse duyduysa öldünüz zaten. CT'de bak bu map'te şunu çoğu kişi bilmiyor. Onu da söyleyeyim. Buradan çıktığınız zaman arkadaşlar şu penceredeki adam sizi kabak gibi görüyor. Siz buradan pushlayayım derken öldünüz bile oraya. Yani bu ne demek arkadaşlar? CT buradan pushluyorsanız CT olarak adamların üstüne gidiyorsanız önce buraya bakacaksınız. Sonra buraya bakacaksınız. Sonra yukarıya bakacaksınız. Kayrağa bakıyor musun oradan? Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Oha ilk defa gördüm lan burayı. Bilmiyordum ben de. Harbi mi? He. Kabak gibi görüyor sizi oradan arkadaşlar. Hani şöyle çıksanız bile görüyor. Hani en kenarından çıksanız belki bak yine görüyor. Sen geç kayrağa oradan. Mesela T olarak arkadaşlar mid'e baktınız kimse yok. Şurayı tutmanız çok önemli. Şu ucunda durayım hatta ben de. Bakın gördüğünüz gibi kayrağa öldü şu anda mesela. Benim nerede olduğumu bilmeden. Bu önemli arkadaşlar. B savunmayı gösterelim hemen. A savunmaya geçelim arkadaşlar. A savunmanın birincisi şuraya göstermeden. İşte B savunmanın pardon. Kayra işte bu yüzden videodasın adamım. Yani bak büyük katkılarım var videoda. Aynen. Yani beni boş eleman diye görmeyin arkadaşlar. Kayra'nın kanalı da aşağıda abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar çıktığınız zaman bir kişi balkondan şurayı tutabilir. İnce o kutunun üstüne çıkana headshot atabilirsiniz. Ya da arkada durana. Kutuya çıkanın kafası gözüküyor. Onu söyleyeyim. Birincisi arkadaşlar buradan orayı tutabilir. İkincisi buradan uzağı tutabilir. Buradan yakın tutabilir. Biri gelir buradan kapıyı tutar böyle. Biri konteynerin üstünden. Onu da göstereyim bari. Konteynerin şurasından şuraya tutabilir. Şuraya çıkabilir. Ya da şuraya çıkabilir. Kayrani yine kafası gözüküyor gördüğünüz gibi buradan. Burayı tutabilir. Oradan yakın tutabilir. En kötü buradan P90 gibi silahlarla yakın da tutabilirsiniz. Ya da pushlarsınız arkadaşlar. Buradaki timing de çok önemli. Az önce demiştim zaten. Hatırlamıyorum demiş miydim? Ha demiştim. T pushlarken buradayken tam buradan atlarken CT aşağı yukarı ya burada oluyor. Ya bir adım geride oluyor ya bir adım önde oluyor. Bu 3 noktadan birinde oluyor. Siz buradan inerken hani demek istediğim bu. CT'nin timing önceliği olduğu için buraya. Buraya girerken arkadaşlar şu noktaya ateş edemiyorum lan. Şu noktaya ya da şunun tam tepesine şuraya bir yere flash atarsa arkadaşlar bu flash buradan sekiyor. Şu kutunun arkasına düşüyor. Üstüne değil yanına da değil arkasına. Bu ne demek? Siz pushlamaya devam ederken çıkarken kör olmayacaksınız. Oraya düştüğü zaman siz buradan çıktığınız zaman hepsi kör olacak. Tak 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 indirebilirsiniz arkadaşlar. Pushlamak da bu şekilde oluyor. Düştüm aşağıya. Buradan arkadaşlar buraya double boost da yapabilirsiniz. Tek boost da yapabilirsiniz. Buradan şuraya tutarsınız. Buraya tutarsınız falan filan. B tutmak bu şekilde oluyor arkadaşlar. A'yı da gösterdik. Mid savunmasını da göstereyim. T ile mid'i tutmak arkadaşlar. Onu da anlatayım. Sonra da videomuz bitsin. Şimdi CT'siniz doğdunuz arkadaşlar. Timing önceliği sizde. Unutmayın. T'de söylemiştim. İlk yapacağınız şey şuraya bakarak çıkmak değil. Neden? Çünkü o adam oraya yetişemiyor. İlk yetişen adam arkadaşlar buraya çıkar.
İkinci yetişen adam buraya çıkıyor. En son buradaki geliyor. Yani yapacağınız şey ilk şu pencereye bakmak, sonra o pencereye bakmak, sonra aşağı bakmak. Ama siz buraya çıkıp buraya baktığınız zaman arkadaşlar timinginizi, önceliğinizi kaybediyorsunuz. Atak önceliğinize. O yüzden birinciye bakıp ikinci, hani böyle çıkıp şuraya bakıp sonra buraya tutmak ya da aşağı tutmak ya da havaya tutmak böyle için yararlı olur arkadaşlar. Şura komple, şurası komple, şu metal, şu metal parça. Nerede görürseniz görün ateş geçiriyor arkadaşlar. Mermi geçiriyor. Ben buraya sıktığım zaman arkasında adam varsa hasar yiyor gördüğünüz gibi. Mesela şuraya tam bir ortaya sıkayım. Gördüğünüz gibi geçti. Yine gördüğünüz gibi geçti. Allah Allah, kimse tutmuyor. Buraya girdim. Birini gördüm. Birinin ayağını gördüm. Şunu asla unutmayın. Bir takım arkalıyorsanız hepsini görmeden ateş sakın etmeyin. Ben o adama ateş etseydim diğerlerinin infosu olacaktı. Ölecektim. O roundu kazandıramayacaktım takımı. Gördüm, ateş etmedim. Şöyle atladığım anda hepsini gördüm. Hani gördüğünüz gibi zaten o videoda da söylüyorum. Direkt buraya çıkıp ateş etmiyorum ben. Baya geliyorum böyle hepsini görebileceğim bakış açısına. Sonra tarıyorum, hepsi ölüyor. 2 kill bir assist mi ne çıkartıyorum oradan. Yani o şekilde arkalamalara önem verin. Arkanızı kollayın. Hayat götü, kolla götü demişler. Bir videonun daha sonuna geldik sanırım. Unuttuğum bir şey yok ya benim bildiğim kadarıyla. Hani buralara pusulacak yerlerin hepsini de göstermeyek yani, bir zahmet. Onun dışında bu map'te bir de şey vardı. Boost vardı. Kaldırdılar. Kayra abim bilir. Aynen şurada. Gördün mü? Bir dakika. Bekle. Bir dakika dur. Abi videonun konusu değişiyor. Videonun konusu genişliyor. Bana yok, geri dönmüş, haberimiz yok abi. Gördün mü sen benim uçuşumu? Aynen gördüm. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Yeni serimiz olan Stand of 2 buglarında birlikte olacağız. Kayra'dan kesinlikle çalmadım. Ondan sonra Stand of 2'deki maplerin hikayesi serimize de başlayacağım. Daha fazla ne içerik gelsin, ne oyunları gelsin, ne içerikleri gelsin Stand of'ta, onları da belirtin. Bu video 750 like olduğunda fikrimi değiştirdim. 700'de 750 yaptım. Sanırım 650 demiştim, bilmiyorum. 750 like'dı arkadaşlar. Yeni bölümü gelir. Sonraki bölüm hangi map olsun aşağılarda belirtin. Kayra'ya abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka belirtmeyi unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz adamın dibisiniz. Yorumlarda kendinizi belirtin. İzlediğiniz için sağ olun. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Tekrar denizlerin dibine dolup yine sensizim.